İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender 2.80 Beta'da Collection özelliğini inceleyeceğiz. Default olarak ilk açıldığında Collection isimli satırın hemen altında, eğer maksimize edersek, kamera, küp ve ışık objelerinin burada Collection altında sıralandığını görüyoruz. Eğer bu Collection silinirse, sağ butona tıklayıp Delete komutunu verdiğimiz zaman objelerimiz silinmez. Koleksiyon silinir sadece. Objeleri silmek istiyorsak muhakkak onları seçip tek tek veya hepsini bir seçip delete komutunu vermemiz lazım. Yani koleksiyon ayrı bir obje. Eğer yine sağ butona tıklayıp bu sefer demin sildiğimiz collection yerine yeni bir tanesini oluşturmak için komutunu verdim. Niye komutunu verdim? İsmini kendisi koydu. Üzerine çift tıklayıp adını değiştirebilirsiniz. Ben onu my collection olarak değiştirdim. Ve objeleri tekrar seçtim buradan, Outliner menüsünden. Bir elim shift tuşuna basılıyken üçünü birden seçtim. Ve sürükleyip tekrar yeni oluşturduğumuz collection içerisine onları gönderdim. Böylelikle tekrar onlar bir ayrı collection altında bulundular. En üst seviyede silemediğimiz scene collection var. Eğer herhangi bir obje, herhangi bir bizim oluşturduğumuz collection altında değilse muhakkak boşta kalmamak için en üstteki scene collection altına gider. Şimdiye kadar işlemleri hep bu Outliner menüsünde yaptım. Bu menünün ismi Outliner menüsü. Ama aynı işlemleri sahnede de yapabiliyoruz. Mesela bu sahnedeki objelerden bir tanesini seçelim. Küp objesini seçtim. Klavyeden Move komutunun ilk harfi M tuşuna bastığım zaman Move to Collection menüsü gelir. Burada birkaç seçenek var. Öncelikle ilk iki satır mevcut olan collection'ların isimlerini veriyor. Demek ki bu küp objesinin Scene Collection, en üst seviyedeki ana collection olan Scene Collection altında veya bizim oluşturduğumuz My Collection altında bulunmasını sağlayabiliriz. İlaveten yeni bir koleksiyon oluşturabiliriz. Yeni bir collection oluşturmak için komutu verdim. İsmini burada belirtebiliyoruz. Mesela buna Object Collection adını verelim. Objeleri bunun altında toplamak istiyorum. Ve OK butonuna tıkladım. Sağ tarafta iki iş aynı anda yapıldı. Hem Object Collection açıldı hem de küp objesi Move komutu verdiğimiz için buraya taşındı. Peki aynı obje birden fazla Collection altında bulunabilir mi? Bulunabilir. Şöyle yapıyoruz. Bu sağ taraftaki Outliner menüsünde küp objesini tıklayıp yukarı doğru götürüyorum. My Collection üzerine geldiğimde bir de kontrol tuşuna basarsanız taşıma değil kopyalama işlemi yapar. Yalnız burada kopyalamadan şunu anlamıyoruz. Bu küp objesinden bir tane daha oluşturulmuyor. Küp objesinden sadece bir tane var ama bu kısımda iki koleksiyon altında bulunuyor. Bunun bize ne faydası olacak? Neden böyle bir imkan tanımışlar? Mesela My Collection isimli ilk koleksiyonun altında bulunan bu objeleri görüntüden kaldırmak istiyorsak sadece bu My Collection'ın sağ tarafındaki şu göz resmine veya sağdan ikinci sıradaki şu ekran resmine tıkladığınızda küp objesinin, kameranın ve ışık objesinin ekrandan kaldırılması lazım. Fakat bizim bir tane daha koleksiyonumuz var. Küp orada da bulunduğu için biz ne kadar en üstteki My Collection'ın gizlenmesini istesek bile alttaki de gizlenmeden küp objesi ekrandan kaldırılmaz. Yani küp objesi birden fazla koleksiyon içerisinde bulunduğu için ekranda görünüp görünmemesi her iki koleksiyonun da durumuna bağlıdır. Bu bize ne sağlar yine? Sahnede çok fazla sayıda objemiz, kameramız ve ışığımız olduğu durumlarda burada pek çok sayıda koleksiyon açarak çok iyi bir sınıflandırma yapabiliriz. Böylelikle ulaşmak istediğimiz belli bir takım objelere, kameralara, ışıklara buradan çok daha kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyor. Daha derli toplu bir görüntü veriyor Outliner menüsünde. Bu daha önce Blender'ın önceki sürümlerinde iki özelliği birden kendi içinde barındıran bir yeni özellik. Daha önceden grup özelliği vardı. Objeleri gruplayabiliyorduk. Gruplar altında toplayabiliyorduk. Bir de layer sistemi vardı aşağıda. Layer 1, layer 2 şeklinde yer herhangi bir layer içerisinde bulunabiliyordu objelerimiz. İşte o iki özellik artık bundan sonra sadece collection içerisinde barındırılmış olacak. Birkaç işlem daha yapalım. Mesela bir obje collection oluşturduk. Küpü altına taşıdık. Obje collection üzerindeyken duplicate derseniz aynı koleksiyondan bir tane daha oluşturur. Tamamen aynısı. Küp objesi bunun içinde de var. Böylelikle bir kopyasını
oluşturmuş olduk. Eğer buradaki bütün koleksiyonları hepsini birden bir eliniz çift tuşuna basılıyken seçip silsek bile crash olmazsa Blender, hepsi birden ortadan kaldırıldı ve sadece en üst seviyedeki Scene Collection var. Dediğim gibi bu şekilde de çalışma imkanımız var. Muhakkak bir kendimiz collection oluşturmak zorunda değiliz. O tamamen dediğim gibi buradaki çok sayıdaki objenin daha derli toplu gözükmesini sağladığı gibi daha karışık işlemlerde de objelerin bu şekilde sınıflara ayrılmasının kullanıldığı bazı durumları daha sonraki derslerde göreceğiz. Burada sadece şimdilik ekranda görünüp görünmemesini veya şu soldan ikinci ikon seçilip seçilememesini sağlayan, viewport'ta görünüp görünmemesini ve render aldığımızda yine görünüp görünmemesini sağlayan, bunlar daha önceden zaten Blender'ın önceki sürümünde de olan işlemlerdi. Burada sadece collection için kullanıyoruz bunları. Evet, bu dersimizde basit olarak collection ile ilgili konuları işledik. Batmadan önce sadece şunu ekleyelim. F3 tuşuna bastığınız zaman çıkan search menüsünde arama kutusunun içerisinde sadece collection yazacak olursak collection ile ilgili yaklaşık 20 civarında komut var. Bunların hepsi biraz önce ifade ettiğim konularla ilgili. Yani yeni bir collection eklenmesi, kaldırılması ve diğer sıraladığım işlemler burada komut olarak hepsi var. Biz biraz önce M tuşuna bastığımız zaman komutu ekranda görmüştük. Sırada diğerleri de var. Ama bunların hepsini birden bir anda öğrenmek şart değil. Sadece collection'ın bir gruplandırma, sınıflandırma için kullanıldığını bilmek şimdilik yeterli olacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.